Velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çocuklarımız için, onların daha iyi anlayabilmeleri için hadis-i şerifleri hikayelerle işlemeye çalışacağız. Tabii büyükler de dinleyebilir. Kuşlar. Avcının biri dere kenarında ağ kurmuş. Ağın içindeki yemlere aldanan bir sürü kuş tutulup kalmış orada. Avcı bunları toplamaya gelirken kuşlar ağ ile beraber pır diye uçup havalanmışlar. Onların güç birliği yaparak aynı yöne doğru, üstelik ağ ile beraber uçmalarına şaşıran avcı peşlerine düşmüş. Yolda rastladığı bir adam, avcıya böyle telaşla ne diye koştuğunu sormuş. Avcı da uçup giden kuşları göstererek onları yakalayacağını söylemiş. Adam gülmüş. Allah akıl fikir versin sana demiş. Havada uçup giden kuşlara sen yetişebileceğini mi zannediyorsun? Avcı, evet demiş. Ağda bir kuş olsaydı yetişip tutamazdım. Ama göreceksin ki ben bunlara yetişeceğim. Dediği gibi de olmuş. Akşam olup da hava kararırken, kuşların her biri kendi yuvasına gitmek istiyormuş. Bir kısmı ağı bu tarafa, bir kısmı öteki tarafa çekiyor. Hiçbirinin dediği olmamış. O ağ ile beraber kuşlar yere düşmüşler. Avcı da gelmiş, hepsini bir güzel yakalamış. Zavallı kuşlar, Peygamber Efendimizin şu hadisini bilselerdi, hep aynı yöne uçarlar, avcıya da yakalanmamış olurlardı. Şöyle buyruluyor: birbirinizden ayrılmayınız. Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Diken. Vaktiyle ülkelerin birinde korkunç bir ceza şekli vardı. Suçlu buldukları insanları aç arslanlara yedirirlerdi. Halk toplanır, bu korkunç manzarayı seyrederdi. O günkü suçlu, efendisinin yanından kaçan bir köleydi. Arena dedikleri yüksek duvarlarla çevrili o meydanın ortasına köleyi diktiler. Üzerine neredeyse 10 gün aç bıraktıkları bir arslanı saldılar. Zavallı adamın üzerine hırsla saldıran arslan birden durakladı ve o kölenin ellerini yalamaya başladı. Herkes hayretler içinde kalmıştı. Bu durumu köleye sordular. Bunun sebebi nedir, anlat bakalım. Köle dedi ki, ben bu arslana vaktiyle ormanda rastlamıştım. Pençesine sivri bir diken batmıştı. O zamanlar henüz yavruydu. İnleyip duruyordu. Dikeni çıkarınca ayağından onunla dost olduk. Bu olayı dinleyen halk çok duygulandı. Köleyi de, o arslanı da serbest bıraktılar. Kölenin peşinde arslanın uysal bir kedi gibi dolaştığını hayretle ve hayranlıkla seyrettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne güzel buyurmuş: acıyana Allah da acır. Siz yeryüzündekilere acıyın ki gökyüzündekiler de size acısın. Palto. Çoban Ahmet dayı dert küpüydü. Korkunç savaş yıllarında çok şeyini yitirmişti. Karısı ölmüş, oğlu da kaybolmuştu. Şehirdeki işini de kaybedince bir köyde çobanlık yapmaya başlamıştı. Bir gün yol kenarında koyunlarını otlatırken hasta bir genci şehre götürdüklerini gördü. Anlaşılan zavallı genç kendisinden de fakirdi. İncecik bir ceketin içinde titreyip duruyordu zavallı. Çoban Ahmet dayı
yıllardır üstünden çıkarmadığı paltosunu hasta delikanlıya giydirdi. Hastane koridorunda muayene olmak için iki büklüm bekleyen hasta genç, birinin "baba" diye kendisine dokunduğunu hissedince şaşırdı. Başını kaldırıp baktı. Karşısındaki delikanlıyı tanıyamadı. Ona "baba" diye seslenen delikanlı da şaşırmıştı. "Affedersiniz, üzerinizdeki paltoyu yıllardır göremediğim babamın paltosuna benzettim de, sizi de babam zannettim, kusura bakmayın" dedi, özür diledi. Hasta delikanlı ona babasının kim olduğunu sordu. Biraz konuşunca bu delikanlının Ahmet dayının oğlu olduğunu anladı. Ona yanılmadığını, bu paltonun gerçekten babasına ait olduğunu söyledi. Muayenesi bittikten sonra çoban Ahmet dayının hasta bakıcı oğluyla birlikte köye döndüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? "Bir iyiliğe 10 kat mükafat verilir." Bu hadis-i şerifin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anladık, öyle değil mi? Gaddar. Bir yaz günü çocuklar oynuyorlardı. İçlerinde Gaffar adında biri vardı. Hayvanlara yaptığı işkenceler yüzünden çocuklar ona Gaddar lakabını takmışlardı. Gaffar, daha yeni ve daha canlı bir oyun oynamasını istiyor, fakat teklif edilen oyunların hiçbirini de beğenmiyordu. Kendisi gibi düşünen 2-3 arkadaşını şöyle bir köşeye çekti. Onlarla baş başa vererek konuştuktan sonra eğlenceli bir oyun bulduklarını söyledi. Diğer çocuklar bu yeni oyunu çok merak ediyorlardı. Gaffar ve arkadaşları kasabaya yeni taşındıkları için henüz yüzmeyi bilmeyen Ali'nin yanına sinsice yaklaştılar. Sonra zavallıyı kolundan, bacağından yakalayarak dereye fırlattılar. Büyük bir paniğe kapılan Ali, kulaç atmak için bir iki defa çırpındı fakat yüzemedi. Suya batıp çıkmaya başladı. O "imdat" diye bağırıp çırpındıkça Gaffar ve arkadaşları kahkahalarla gülüyorlardı. Çocuklardan biri çabucak soyunmaya başladı. Bu İsmail'di. Cesur bir çocuk olduğu için Gaffar'a sadece o karşı koyabilirdi. Ali'ye yapılan fenalığı görür görmez karar verdi. Dereye atlamasıyla Ali'yi kenara çıkarması bir iki dakika sürdü. Diğer çocuklar İsmail'i kutladılar. Oradan geçmekte olan biri olup bitenleri görmüştü. İyi giyimli ve güzel yüzlü bu adam İsmail'in başını okşadıktan sonra dedi ki, "Yavrum, sen Peygamber Efendimiz'in buyurduğunu yaptın. Allah senden razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona fenalık yapmadığı gibi fenaların eline de bırakmaz." Cennet komşusu. Vaktiyle padişahlardan biri şehri dolaşmaya çıkmıştı. Tanınmamak için kıyafetini değiştirmiş, yanına da bir kölesini almıştı. Halkın kendi yönetimi hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istiyordu. O zamanlar mevsim kıştı. Soğuk her yeri kasıp kavuruyordu. Yolu bir mescide düştü. İki yoksul bir köşede titriyor, oturuyorlardı. Belli ki gidecek başka yerleri yoktu. Onların ne konuştuklarını merak eden padişah yanlarına sokuldu. Fakirlerden şakacı olanı soğuktan şikayet ediyordu. "Bak bana, yarın cennete gittiğimizde bizim padişahı oraya sokmayacağım. Cennetin duvarına yaklaştığını görürsem papucumu çıkarıp kafasına vuracağım." Öteki merakla sordu. "Peki sen niçin onu cennete sokmayacakmışsın?" "Tabii sokmam" dedi. "Biz burada soğuktan donarken,
o sarayında keyif sürsün. Bizim halimizden haberdar olmasın. Sonra da kalkıp cennette bana komşu olsun. Ben öyle komşuyu istemem arkadaş, dedi. Gülüştüler kendi aralarında. Padişah kölesine, bu mescidi ve adamları sakın unutma, dedi. Saraya dönünce mescide adamlarını yolladı. O iki fakiri alıp saraya geldiler. Zavallılar, başımıza neler gelecek diye korkuyla bekleşirken, onları dayalı döşeli bir odaya yerleştirdiler. Siz burada yiyip içip yatacak, padişahımıza dua edeceksiniz. Cennette size komşu olmasına karşı çıkmayacaksınız, olur mu? Dediler. Padişah ne iyi kalpliymiş, öyle değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yoksula yardım edenleri şöyle övmüştür. Bir mümini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah ahiret dertlerinden kurtarır. Diş ilacı. Kasabanın lokantasına iyi giyinmiş bir yabancı girdi. Garsona, ben çok pişmiş bir biftek istiyorum, yanında da salata olsun, dedi. Adam daha ilk lokmayı ağzına götürür götürmez, of, yine diş ağrım tuttu, dişim, diye bağırdı. Elinde büyükçe bir çanta bulunan bir başka yabancı ona yaklaştı. Çantasından küçük bir şişe çıkardı. Elindeki pamuğu şişeye batırarak, ''Lütfen şunu ağrıyan dişinizin üzerine sürün.'' dedi. Adam söyleneni yaptı. Sonra aniden bir sevinç çığlığı attı. ''Hayret, hayret, hiçbir ağrı duymuyorum.'' dedi. Herkes bu harika ilaçtan almak için iri çantalı adamın etrafında toplandılar. Çok geçmeden çantadaki bütün şişeler tükendi. Bir saat sonra, dişi ağrıyan adamla ilaç satan adam istasyonda buluştular. O kasabada işlerin iyi gittiğini söyleyerek birbirini kutladılar. Ve biraz sonra gelecek treni beklemeye başladılar. İşte o sırada iki polis onları tutukladı. Sahte ilacı alanlardan biri ağrısından kurtulamayınca doğruca karakola gitmişti. Başkomiser onları karşısına aldı ve ''Siz hangi dindensiniz?'' diye sordu. Başlarını yerden kaldırmadan ''Biz Müslümanız efendim, elhamdülillah.'' dediler. Başkomiser ''Siz Peygamber Efendimizin bizi aldatan bizden değildir buyurduğunu duymadınız mı?'' diye çıkıştı ve onları cezalandırdı. Cüzdan. Vaktiyle kötü huylu bir tüccar pazarda dolaşıyordu. İçinde 800 altın bulunan cüzdanını kaybetti. Sağa sola baktı ama cüzdanı gören birine rastlamadı. Hemen bir tellal tutarak parasını getirene 100 altın mükafat vereceğini ilan ettirdi. Kaybolan cüzdanı çok dürüst bir adam olan kunduracı Veli buldu. Onu sahibi çıkana kadar saklamaya karar verdi. Tellalın sesini duyunca doğruca tüccarın yanına gitti ve cüzdanını teslim etti. Lakin tüccar cimri, yalancı ve iyilik bilmezin biriymiş. Parasının bulunduğuna çok sevinmiş ama bunu belli etmemiş. Hemen cüzdanı açıp paralarını saydıktan sonra, ''Oo arkadaş, zaten sen alman gereken parayı almışsın.'' diye zavallı kunduracıya bir de iftira etmiş. Tüccarın yakasına yapışan kunduracı Veli, ''Bana bak efendi.'' demiş. ''Ben fakir bir adamım ama hırsız ve sahtekar değilim. Vaat ettiğin parayı vermeyebilirsin ama beni paranı çalmakla suçlayamazsın.'' Pişkin tüccar Veli'yi suçlamaya devam edince olay mahkemeye taşınmış. Kadı efendi, her iki tarafı da dinledikten sonra tüccarın yalan söylediğini anlamış.
ona iyi bir ceza vermeyi kararlaştırmış. Fakat kızdığını belli etmemiş. Kadı efendi kararını şöyle açıklamış. Tüccar cüzdandaki parasından 100 lira alındığını, kunduracı ise hiç para almadığını söylüyor. Ben onlara inanıyorum. Her ikisi de doğru söylüyor. Anlaşılan şudur ki, kunduracının bulduğu cüzdan bir başkasına aittir. Sahibi çıkıncaya kadar saklanacaktır. Adam cüzdanından dolmuş. Cimri tüccar yaptığı haksızlığa pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Bu iyilik bilmez tüccarın hali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini akla getiriyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Zehir. Hüseyin dayı şehirden köye dönüyordu. Pazara götürdüğü malların hepsini sattığı için çok sevinçliydi. Şöyle bir çeşme başında mola verdi. Eşek biraz yayılırken ben de şu ağacın altında azıcık kestireyim dedi. Uykuya dalacağı sırada aklına paraları geldi. Onları emniyetli bir yere koymalıydı. Kesesini açıp baktı. Oh, hepsi yerli yerinde duruyor. Keseyi gömleğinin içine koydu ve şöyle gözlerini kapadı, uyumaya başladı. Ne yazık ki o sırada ağacın üzerinde bulunan bir soyguncu her şeyi gördü. Bütün hayatı başkalarına zarar vermekle geçen bu adamın gözleri sevinç içinde parladı. Yavaşça ağaçtan aşağı süzüldü, cebinden bir kamış, bir de içinde zehir bulunan bir kutu çıkardı. Zehiri kamışın içine koydu. Derin bir uykuya dalan Hüseyin dayıya yavaş yavaş yaklaştı. Zehri onun ağzına üfleyecek, adam kolayca ölecek ve o da paralara sahip olacaktı. Soyguncu zehiri üfleyeceği sırada Hüseyin dayı birden hapşırıverdi. Bütün zehir o an bu kötü niyetli adamın ağzına doldu ve Hüseyin dayı onu görmesiyle adamın ölüp yere düşmesi bir oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, zarar veren kimseye Allah da zarar verir. Kemer. Nihat çok geçimsiz bir çocuktu. Kaba davranışlarıyla, bitmeyen kavgalarıyla kardeşlerini incitirdi. Onun bu hali annesini çok üzerdi. Bak evladım, yanlış yapıyorsun. Kimsenin gönlünü kırma. Çirkin sözler söyleme oğlum diye öğüt veriyordu ama her defasında kendinin haklı olduğunu iddia eden yaramaz çocuk, "Benim suçum yok anne, böyle davranmaya onlar beni zorluyor." derdi. Bir gün annesi, "Eğer," dedi, "bugün akşama kadar kimseyle kavga etmezsen, vitrindeki o kemeri sana alacağım, tamam mı?" Bu konuşmayı duyan diğer kardeşleri, bu sefer onu kızdırmak için birçok yolu denediler fakat kendini tutmaya karar veren Nihat'ı o gün bir türlü kızdıramadılar. Akşam olunca annesi, şöyle dedi, "Oğlum, bir kemere sahip olmak için kendini tutabiliyorsun. Bunu basit şeyler için değil, Allahu Teala istediği için yapmalısın oğlum." Keşke biri Nihat'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini söyleyebilseydi. Haklı olduğu zaman bile kavga etmeyen kimseye cennetin avlusunda köşk verileceğine ben kefilim. Yarış. Hüsnü çok iyi bir çocuktu. Ne yazık ki bir trafik kazasında gözlerini kaybetmişti. Fakat kendisini hiç bırakmamış, başkalarının yardımı olmadan yaşayabileceğini göstermişti. Hatta çoğu zaman köylerinden şehre tek başına gidip gelebiliyordu.
aynı köyden Murtaza adlı kendini beğenmiş bir çocuk Hüsnü ile alay etmek için "Hüsnü," dedi, "benimle şehre kadar yarışa var mısın?" Hüsnü bu teklifi ciddiye aldı. "Varım," dedi. "Ama yarışı ben kazanırsam ceketini bana vereceksin, tamam mı?" Murtaza bu şarta kahkahalarla güldü. "Tamam tamam," dedi "ya, kazanırsan senin olsun." Hüsnü, "Bir şartım daha var," dedi. "Ne zaman yarışacağımızı ben söyleyeceğim." Onun zaten yarışı kazanmasına hiç ihtimal vermeyen Murtaza, "Ya tamam tamam," dedi. "İstediğin şartı ileri sürebilirsin, sıkıntı yok." Gülüyordu. Zifiri karanlık bir gecede orman yolunu takip ederek şehre kadar yarışacaklardı. Hüsnü için zaten gündüzmüş, geceymiş, bir fark yoktu karanlıkla aydınlığın. Yürüyüp gitti. Fakat Murtaza gecenin o vaktinde ormanda yolunu kaybetti. Hendeklere yuvarlandı, ağaç dalları yüzünü gözünü yırttı ve şehre Hüsnü'den yarım saat sonra gelebildi. Zavallı Murtaza, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini duyup amel etseydi belki de böyle davranmayacaktı. Allahu Teala bana, "Alçak gönüllü olunuz, hiçbir kimse diğerine karşı böbürlenmesin," diye bildirdi. Altınlar. Aylin kendini beğenmiş, kibirli bir çocuktu. Babasını kaybettikten sonra iyice içine kapandı. Köşklerinin bahçesinde yalnız başına oynayıp duruyordu. Bitişik komşuları fakir olduğu için onların küçük kızı Bedriye ile görüşmek istemiyordu. Bir gün Bedriye koştu, Aylin'in yanına geldi. "Babam ağır hasta. Belki de son dakikalarını yaşıyor ve sizi hemen görmek istiyor. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Gelir misin?" dedi. Aylin burun kıvırdı. "Fakir bir adamın bana söyleyeceği önemli olan ne olabilirdi ki? Evinize de pis kokudan zaten girilmez," dedi. Bedriye hüzünlü bir şekilde geri gitti. Birkaç dakika sonra ağlaya ağlaya tekrar geldi. "Lütfen," dedi, "babamın size söyleyecekleri gerçekten önemliymiş. Babanız ölmeden önce altınlarını bir yere gömmüş. Gömdüğü yeri de yalnız benim babam biliyormuş. Siz büyümeden önce de altınlardan söz etmemesi gerekiyormuş. Şimdi ise ölmek üzere olduğu için size altınların yerini söyleyecek. Acele edin," deyince bu sözleri duyan Aylin, Bedriyelerin fakir evine doğru koşmaya başladı. Ama ne koşuş. Lakin geç kalmışlardı. Zavallı adam ruhunu teslim etmişti. Aylin kendine öyle kızdı ki yaptığına da pişman oldu. Altınlar gitmişti. Acaba neredeydi? Aylarca aradılar sağda solda ama beyhude. Bu kendini beğenmiş kızın kaybettiği şey sadece altınlar mıydı sizce? Hayır. Şayet o bu kötü huydan vazgeçmezse ve öyle ölürse, altınları kaybettiği gibi maalesef cenneti de kaybedecekti. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." Hırsız. Nuri emmi kendi halinde bir köylüydü. Kimsenin işine karışmadığı, gereksiz yere konuşmadığı için bazıları onu beceriksiz zannederdi. Sözde akıllı geçinenlerden biri Nuri emminin eşeğini çaldı. O da yeni bir eşek satın almak için pazara gitti. Orada bir aşağı bir yukarı dolaşırken bir de baktı kendi eşeği var. "Ah, bu eşek benim. Evet evet benim bu. Bunu geçen hafta çalmışlardı," dedi. Hırsız pişkin, "Yanılıyorsun," dedi. "Ben bunu küçük bir sıpayken aldım, kendim büyüttüm." Demek öyle. Nuri emminin aklına parlak bir fikir geldi.
elleriyle eşeğin gözlerini kapatarak hırsıza sordu. "Eşek seninse söyle bakalım, eşeğin hangi gözü kör?" Hırsız bocaladı. "Sağ gözü," dedi. Nuri emmi eşeğin sağ gözünü açtı. "Görüyorsun ki sağ gözü sağlam." Bu defa hırsız, şaşırdım, sol gözü kördü, sol," dedi. "Yine tutturamadın," dedi Nuri emmi. Eşeğin sol gözünü de açtı. Başlarına toplanan pazar halkı, eşeğin iki gözünün de sağlam olduğunu görünce, bu yalancı hırsızı yakaladı ve polise teslim etti. Saf denilen o Nuri emmi, eşeğine bindi, köyüne döndü. Ve bu olaydan sonra belki de herkes onun ne akıllı bir adam olduğunu anladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hırsızlık yapana beddua etmiş ve Buhari'de geçen bir hadiste, "Allah hırsıza merhamet etmesin," buyurmuştu. Lokma. Besim iyi bir çocuktu. Babası zengin olduğu için istediği her şeye sahipti. Ne yazık ki fakir ve yoksul kimselerin yaşayışı hakkında bir bilgisi yoktu. Bir gün top sahasına giderken bir köpek Besim'i kovalamaya başladı. Dar bir sokakta ona yetişti. Bu sırada ayağı taşa takılan Besim yere kapaklandı. Gözünü açtığında kendi yaşında bir çocukla bir kadının yüzüne pansuman yaptıklarını gördü. Mehmet ile annesi Besim'i köpekten kurtardıktan sonra onu evlerine götürüp yüzündeki sıyrıkları temizlemeye başlamışlardı. Besim onlara teşekkür etti. Evlerinin ne kadar basit, hayatlarının ne kadar sade olduğunu hayretle gördü o gün. O akşam sofrada rahat olmadığını, lokmaların boğazına dizildiğini fark etti. Ertesi gün annesinin hazırladığı yiyecek paketlerini alıp Mehmetlerin evine gitti. Yemeğini orada Mehmet'le birlikte yedi ve onunla çok iyi arkadaş oldu. İyi kalpli ve merhametli Besim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine uygun hareket etmişti. Ne buyruluyordu? Komşusu açken karnı tok olan mümin değildir. Para. Bir Ramazan günüydü. Ethem iftara doğru pide almak için fırına gitti. Fırının önünde uzun bir kuyruk vardı. İftar vakti yaklaşınca sırada bekleyenler sabırsızlanmaya başladı. Fırıncı daha telaşlıydı. Sırası gelenlere pidelerini verip paralarını almak kolay değildi. İftar topu atılmak üzereyken sıra Ethem'e geldi. İyice yorulmuş olan fırıncı ona yanlışlıkla fazla para verdi. Ethem biraz durakladı, fırıncının yüzüne hayretle baktı. Adam, "Bir yanlışlık mı oldu evlat?" diye sordu. Ethem, hayır dedi, paraları aldı. Koşarak eve gitti. Ethem iftar sofrasında biraz düşünceliydi. Saatler geçti. Yatağa girince tedirginliği arttı. Görünmeyen biri onu sanki hesaba çekiyordu aklında. Niye öyle yaptın? Bu vicdanıydı. Hakkın olmayan parayı sen niye aldın diyordu. Olup bitenleri annesine anlatmayı düşündü. Sonra hemen vazgeçti. Annesi onu mutlaka ayıplar ve çok kızardı. Söyleyemedi ve yattı. Gece sabaha kadar kabuslar gördü. Sabah uyanınca içindeki sıkıntının azalmadığını fark etti. Bir ara duvardaki takvime gözü ilişti. Bir iki tanesini kopardı, okumaya başladı. Takvimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi yazılıydı. Günah içini tırmalayan ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir. Ethem yüzünün kızardığını hissetti. Bu hadis sanki
kendisi içindi. Doğruca fırına gitti, hakkı olmayan parayı bir gece önce yaşananları anlattı, özür dileyerek geri verdi. Aracı. Soğuk bir kış günüydü. İsa okula giderken fakir bir çocukla karşılaştı. Zavallının sırtında palto yoktu. Ayağındaki yırtık ayakkabının su aldığı her halinden belli oluyordu. İsa içinin titrediğini hissetti. Kendi ailesi de öyle çok varlıklı değildi ama kimseye muhtaç olmadan geçinip gidiyorlardı. Yoksul çocuğu takip etmeye başladı. Onun kendi okullarına girdiğini görünce şaşırdı. Daha önce onu hiç hatırlamamıştı, görmemişti. Ona yardım edebilmek için ne yapması gerektiğini düşündü. Bir çıkar yol bulamadı. 2 yıldır giydiği botunu çıkarıp verse, yerine giyeceği bir başkası da yoktu. Öğle tatilinde o yoksul çocuğu buldu. Kendisiyle arkadaş olmak istediğini söyledi ve onunla hemencecik kaynaştı. Zavallı çocuğun babası birkaç sene önce vefat etmişti. Annesi ve 2 küçük kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Mahalleye yeni taşınmışlardı. İsa çantasındaki bisküvileri onunla paylaştı. Akşamleyin eve geldiğinde babasına, "Baba, öğretmenimiz bir ödev verdi. Fakirlere nasıl yardım edildiğini araştıracağız," dedi. Babası da ona bazı tavsiyelerde bulundu. Fakirlere nasıl yardım edileceğini söyledi. Ertesi gün İsa okuldan çıkınca doğruca Yoksullara Yardım Vakfı'na gitti. Orada gördüğü temiz yüzlü bir adama fakir arkadaşının halini anlattı ve ona yardım etmelerini söyledi. Bu iyi kalpli adam İsa'nın davranışını çok beğendi. Onu kutladı, arkadaşının nerede oturduğunu öğrenmesini istedi ve ona şunları söyledi. "Evladım, senin gibileri hem Allah hem de peygamber sever. Çünkü sen Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine uygun davrandın. Buyurulmuştu ki, hayır yapılmasına aracı olan, hayır yapmış gibi sevap kazanır." Oğul. Bir zamanlar, haydutlar yol kesip insanları soyar, yakaladıkları insanları esir pazarında satarlarmış. Bir soygunda, yaşlı ve yoksul bir adam haydutların eline düşmüş. Haydutların reisi yaşlı adama demiş ki, "Esir pazarında satılmak istemiyorsan bana 100 altın getireceksin. Ancak o zaman seni serbest bırakırım," demiş. Yoksul adam ailesine mektup yazmış. Şunları demiş, "Beni kurtarmak için verecek paranız olmadığını biliyorum. Ama başıma gelenleri bilesiniz diye yazıyorum." Yoksul adamın iyi kalpli ve cesur bir oğlu varmış. Babasının mektubunu alır almaz haydutların yanına koşmuş. "Ağlar, ağlar," diye yalvarmış. "Babamı karşılıksız serbest bırakın demiyorum. Çünkü bunu yapmayacağınızı biliyorum. Babam yaşlı, güçsüz, kuvvetsiz biri. Onu satsanız bile elinize bir şey geçmez. Onun yerine beni satın. Böylece daha çok para kazanırsınız. Yeter ki onu bırakın," demiş. Bu teklif haydutların hoşuna gitmiş. "Bunu bir de reisimize danışalım," demişler. Eşkıya reisi bu sözleri duyunca kulaklarına inanamamış. Yaşlı adamın oğluna hayranlıkla bakmış. "Vay be! Dünyada ne yiğit evlatlar var öyle. İnsanlık öldü mü be aslanım? Al, babanı sana bağışlıyorum. Seni de istemiyorum, haydi gidin," demiş.
yoksul baba ve fedakar oğlu sevinerek evlerine dönmüşler. Bu hikayede bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslim'de geçen şu hadisini anlatıyor. Bir çocuk babasının hakkını ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulur, satın alıp hürriyetine kavuşturursa, hakkını ödemiş olur. Marifetli çocuk. Üç kadın, ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardı. Dinlenmek için yolun kenarındaki kanepeye oturdular. Çocukları hakkında sohbet etmeye başladılar. Birinci kadın, oğlunun çok hareketli olduğunu, ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebileceğini söyledi. İkinci kadın, bülbül sesli oğlunun şarkılarına herkesin bayıldığını anlattı. Üçüncü kadın onları sadece dinlemekle yetindi. Hayırdır, sen niçin konuşmuyorsun diye sorduklarında, benim öyle anlatılacak bir marifeti olan oğlum yok dedi. Bu konuşmalara kulak misafiri olan bir ihtiyar, kadınların peşinden yürüdü. Sokağın başında kadınlar sepetlerini yere bırakan yorulan kollarını, ağrıyan bellerini uğuşturmaya başladılar. Onları gören çocukları koşarak geldiler. Birinci kadının oğlu, parandeler atarak ellerinin üzerinde yürüyor, ikinci kadının oğlu bir taşın üzerinde oturup, annesinin sevdiği şarkılardan birini söylemeye başlıyordu. Diğer kadınlar onu coşkuyla alkışladılar. Üçüncü kadının oğlu ne yaptı dersiniz? Sana yardım edeyim anne, dedi ve sepetin kulpuna yapıştı. Kadınlar oradan geçmekte olan yaşlı adama, çocuklarının marifetini nasıl bulduğunu sordular. Yaşlı adam, ben marifetli sadece bir çocuk gördüm dedi. O da annesine yardıma koşan bu çocuk. Çünkü o, Peygamber Efendimiz aleyhisselamın şu hadisi şerifine uygun davrandı. Herkesin annesinin hizmetinde bulunmasını tavsiye ederim. Plastik tabak. İhtiyar marangoz iyice yaşlanmıştı. Gözlerinde fer, parmaklarında derman kalmamıştı. Elleri titrediği için artık kaşığı tutamıyor, yemeği sofra örtüsüne döküyordu. Oğluyla gelini dikkatli davranmıyor diye sürekli ona kızıyorlardı. Hele yemeğin çenesinden aşağı sızması onları o kadar rahatsız ediyordu ki. Sonunda yaşlı adamın sofrasını ayırdılar. Kendileri masada yerken ona küçük bir yer sofrası hazırladılar. Küçük torunu Hasan, dedesinin durumuna çok üzülüyor, yemek yerken onun kolundan tutarak dökmeden yemesine yardım ediyordu. Bir gün yaşlı adam, ıslak gözleriyle masadakileri seyrederken elindeki yemek tabağını düşürüp kırdı. Buna daha da çok öfkelendiler ve kalbini kıracak bir sürü şey söylediler. Artık yemeğini plastik tabakla vermeye başladılar. En azından kıramayacaktı. Bir gün ihtiyar marangozun oğlu karısına meyveleri plastik tabağa koymamasını söylerken kaldır at bunları dedi. Hasan, plastik tabaklardan ikisini ayırarak, bunları atma anne, ileride lazım olacak dedi. Babası merak etti. Oğlum sen ne yapacaksın bunları, ne işine yarayacak? Hasan şunları söyledi. Baba, yaşlandığınız zaman ben de size bu kaplara yemek koyup getireceğim. Hasan'ın babasıyla annesi, İhtiyar adama yaptıklarına çok utandılar. Onu tekrar sofraya aldılar. Marangozun oğluyla gelini, insanı cennete götürecek en iyi şeyin, ana babaya iyilik etmek olduğunu bilselerdi, herhalde böyle davranmazlardı.
Çünkü bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştu: Allah'ın rızası anne babayı memnun etmekle kazanılır. Allah'ın gazabı anne babayı öfkelendirmekle çekilir. Yalancı. O gün mahkemede bir kadınla bir erkeğin davası vardı. Kadı efendi yerini aldı ve duruşma başladı. İlk söz kadına verildi. Kadın yanındaki çelimsiz adamı göstererek, işte efendim bu adam bana saldırdı, namusumu iki paralık etti, davacıyım dedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Adam kendini savundu. Efendim yalan söylüyor. Ben sattığım koyunların parasını sayarken bu kadın yanıma geldi ve kendisine para vermemi istedi. Aksi halde beni zor durumda bırakacağını söyledi. Teklifini kabul etmediğimi görünce bağırıp çağırmaya başladı. Olay bu dedi. Kadı efendi onları söz ve tavırlarına bakarak kimin haklı, kimin haksız olduğunu anladı fakat bunu belli etmedi. Adama, zavallı kadına hem saldır, hem de saldırmadım diye yalan söylersin ha, çabuk cebindeki paraları ona ver, yoksa seni hapse atarım diye çıkıştı. Kadı efendinin bu davranışı herkesi şaşırtmıştı. Paraları sevinçle kavrayan kadın, kadıya dua ederek ayrıldı. O zaman kadı efendi adama dönerek, kadının peşinden koşup elindeki paraları almasını söyledi. Neye uğradığını şaşıran adam, paralarına yeniden kavuşma ümidiyle dışarı fırladı. Biraz sonra ikisini tekrar mahkemeye getirdiler. Adam sağını solunu ovuşturarak sızlanıp duruyordu. Çizilen suratından kan sızıyordu. İlk söz yine kadına verildi. Kadın öfkeliydi. Kadı efendi, bu zorba adam, bu defa da sizin bana verdiğiniz paraları elimden almaya kalktı. Kadı efendi, peki alabildi mi diye sordu. Kadın tebessüm ederek, ben de şu sıskaya para kaptıracak göz var mı? Deyince kadı efendi gürledi. Bire utanmaz kadın. Namuslu biri gibi davranarak bu adamın sana saldırdığını iddia ettin. Madem öyleydi, haksız yere aldığın paraları geri vermemek için çırpındığından, daha çok namusunu korumak için çırpınman gerekmez miydi? Çabuk ver şu adamın paralarını. Kadın suçunu itiraf etti. Kadı efendi, yalancı kadını cezalandırmadan önce ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini hatırlattı. Yalancılık ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık insanı cehenneme götürür. Yankı. Küçük Remzi, tarlada çalışan babasına yemek götürüyordu. Çok uzakta, tepedeki kayalıkların dibinde bir karaltı gördü. Bir çocuk sandığı dikili taşa doğru "Hey!" diye bağırdı. Tepedeki kayalıklardan "Hey!" diye bir ses geldi. Remzi bunun bir yankı olduğunu bilemediği için kayalıkların arkasına saklanmış bir çocuğun kendisiyle alay ettiğini düşündü. "Gelirsem fena yaparım!" diye bağırdı. Aynı ses cevap verdi. "Gelirsem fena yaparım." Remzi iyice öfkelenmişti. Var gücüyle bağırdı. "Çık meydana korkak." Yine aynı karşılık gelmişti. Bu sefer tepeye doğru koşmaya başladı. Haddini bildirecekti. Ama yorulmuştu. Tepenin eteğinde kimseyi göremeyince kendini beğenmiş çocuğun bir yerlere saklandığını zannetti. Kayalara tırmandı. Bu arada ağzına geleni de söylüyordu. Onu bir eline geçirirse neler yapacağını çok iyi biliyordu. Ama tabansız oğlan karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Hayli oyalandığı için babasının çok acıkmış olacağını düşünerek çocuğu aramaktan vazgeçti.
tarlaya varınca babasına bütün yaşadıklarını bir bir anlattı. Babası tebessüm etti ve ona bir atasözünü hatırlattı. "Evladım, her istediğini söyleyen istemediğini işitir." Eğer Remzi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini bilip ona inansaydı, uygulasaydı, böyle davranmazdı. Şöyle buyuruldu: "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, ya iyi bir söz söylesin, ya da sussun." Ayakkabı. Kış fena bastırmıştı. Sadi çok üşüyordu. Çünkü yırtık ayakkabısı su almaya başladı. Ailesinin yoksul olmasına ilk defa o sene üzüldü. İyi bir elbise, kalın bir palto ve sağlam bir ayakkabı alacak kadar paramız olsa ne güzel olurdu diye söylendi. Bir gün elindeki çantasıyla okuldan eve dönüyordu. Büyük caminin yanına gelince ikindi ezanı okunmaya başladı. Sadi camide cemaatle namaz kılmayı çok seviyordu. Hemen cami avlusuna girdi. Abdest almak için şadırvana gitti. Çantasını kanepenin üzerine koydu, kollarını sıvamaya başladı. Birçoğunu tanıdığı Müslümanlar şadırvanın etrafında abdest alıyorlardı. Bir musluğun önüne oturdu. Ayakkabısını çıkarmaya başladı. Çorabı yine kirlenmişti. Yırtık ayakkabısını öfkeyle yere fırlattı. Bu sırada yanında abdest alan adamın bir ayağını yıkayıp kalktığını gördü. Zavallının öteki ayağı yoktu. Engelliydi. Sadi, "İyi bir ayakkabım yok" diye üzüldüğü için utandı. Ayağı olmayan bu adamın belki de birçok ayakkabı alacak parası vardı ama para her şeyi satın alamıyordu. Anlamıştı. Namazdan sonra ellerini daha yükseğe kaldırarak dua etti. O gün Allah-u Teala'ya kendisine sağlam bir ayak verdiği için şükretti. Meğer ne büyük bir nimet ondaymış da haberi yokmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kanaatkâr ol, işte o zaman en iyi şükreden sen olursun." Otomobil. Hikmet başarılı bir öğrenciydi. Evlerinden hayli uzakta bulunan bir ortaokulda okuyordu. Her gün okula otobüsle gidip geliyordu. Çeşitli merakları vardı Hikmet'in. Bunlardan biri de otomobil merakıydı. Okula gidip gelirken gördükleri bütün arabaların marka ve modellerini arkadaşlarına bir çırpıda söylerdi. Fakat kendilerinin bir otomobilleri olmamasına çok üzülürdü. Anlayışlı bir çocuk olduğu için de üzüntüsünü babasına ve annesine söylemezdi. Çünkü babası küçük bir memurdu. 4 kişilik ailesinin geçimini zor sağlıyordu. Ondan otomobil istemenin elbette hiçbir anlamı yoktu. Geçimini sağlamak için didinip duran bir insanı olmayacak bir istekle üzmek büyük bir haksızlık olurdu. Kendileriyle aynı mahallede oturan ve aynı okulda okuyan Ahmet adlı bir arkadaşının okula yaya gidip geldiğini gördü ve buna bir anlam veremedi ilk başta. Neden yürüyerek gidiyordu? Yağmurlu bir gündü. Hikmet bazı arkadaşlarıyla otobüs bekliyordu. Ahmet'in yine yağmuru aldırmadan yanlarından yürüye yürüye hızla geçip gittiğini gördü. Ona, "Ahmet, otobüs gelmek üzere, boşuna ıslanma, gel binelim," dedi. Ahmet, "Bir yere uğrayacağım." "Sağ ol," dedi, yoluna devam etti. Aynı olay birkaç defa geçince Hikmet arkadaşının niçin otobüse binmediğini iyice merak etmeye başladı. Bir gün bu konuyu annesine açtı. Annesi Ahmet'in ailesini iyi tanıyordu. Babası birkaç yıl önce geride 6 çocuk bırakarak ölmüştü.
Zavallı annesi evlerde temizlik yaparak onları kıt kanaat geçindiriyordu. Ahmet'in otobüse binmemesi parasızlıkları yüzündendi. İşte buna Hikmet çok üzüldü. Otomobilimiz yok diye yakındığını düşünerek utandı. Kendi seviyelerinde olmayan, başlarını sokacak yuvaları bulunmayan, karınlarını doyurabilmek için didinip duran binlerce insanla aynı şehirde yaşadıklarını düşündü ve verdiği nimetler için Allah'a şükretti. Otomobilimiz yok diye üzülen Hikmet, bir hadisi hatırlasaydı üzülmezdi. Ne buyuruldu? Kendinizden aşağıdakilere bakın, daha yukarıdakilere değil. Selam ve dua ile.